Bugün ağaçlar ve çiçekler arasında bir tur atalım dedim ve İstanbul'da çiçek ve ağaç deyince akla ilk gelen adres ağaç ve peyzaj ağaçı ve bahçe marketlerden birine, Alibeyköy Bahçe Market'e veya Alibeyköy Fidanlığı'na geldim. Burası Türkiye'nin en büyük fidanlığı. 1200 metrekare kapalı ve 4000 metrekare açık alana sahip olan bu dev fidanlıkta 2000 çeşit bitki ve 3000 çeşit bahçe ve peyzaj ürünü bulunmakta. Şimdi sözü çok uzatmıyorum ve hemen tura başlıyorum. Çünkü sizler için çok sorun var. İstanbul nasıl yeşeriyor, nasıl çiçekleniyor, evimize hangi bitkileri alacağız ve bakımları nasıl yapacağız? Buyurun başlıyoruz. İstanbul'da kaç adet bahçe marketi var? Toplam 10 adet bahçe marketimiz var. Bunların bir kısmı bahçe marketi şeklinde, diğerleri satış noktası. Nerelerde bunlar? Birisi burası, merkezimiz burası. En popüler yerimiz de burası. Ve en büyük tabii. Tabii en büyük burası. Hem kapalı alanı, hem açık alanı, hem de müşteri sayısı itibariyle hareketli bir yerdeyiz. Yani Sarıyer, Florya, Başakşehir, Göztepe Parkı'nın içinde var, Kurköy'de var, onun yanında Zincirlik Kuyu ve Karacaahmet Mezarlığı'nın da var, iki tane satış noktası şeklinde. İşte toplam 10 noktadayız. Peki bahçe marketleri İstanbul'a nasıl bir avantaj sağlıyor bitkilerine sahip olurken? Ya öncelikle tabii şu önemli, yani ürün kalitesi, fiyatı, bir de trendleri takip ediyoruz tabii, yani yeni ürün konusunda da. İşte dünyayı izliyoruz, dünya pazarını, dünyadaki talepleri de bakıyoruz, satışlara bakıyoruz. Ona göre kendimizi de geliştirerek devam ettiriyoruz. Efendim bahçe markete şöyle bir giriş yaptık tabii ki. Etrafı biraz olsun gördünüz ama aslına bakarsanız daha dışarıda tabii bir sürü bitki var, çeşit çeşit. Gezdirir misiniz beni? Şu renklerin içine bir atılalım. Buyurun. Genelde baktığım zaman aslında kadın çalışanlarınız da ağırlıkta görünüyor. Kadın istihdamına da önem veriyorsunuz. Yani şöyle hem kendi bünyemizde hem sahadaki yeşil alan bakımlarında kademeli şekilde kadın çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında tedarik ettiğimiz ürünlerin yetiştirilme sürecinde de ki özellikle mevsimlik çiçekler, bizim işte gül üretimlerimizde köy kooperatifleri üzerinden tedarik yapıyoruz. Onlara önceden alım garantili sipariş veriyoruz. Orada da aileler çalışıyor zaten. Dolayısıyla kırsaldan kente göçün, iş arayışına girmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu da Türkiye'nin kalkınması ve sosyal barış açısından da çok önemli. İnsanlar kendi doğduğu topraklarda geçimlerini sağlayarak orada daha mutlu olacaklarına inanıyoruz ki böyledir. Bu da bir gerçektir. Şimdi izninizle ben buradan gidiyorum. Daha fazla ne öğreniriz ona bakalım. Çiçeğe, toprağa, yeşile meraklı olanlar, böyle bahçelerinde, balkonlarında çiçeksiz, bitkisiz yapamayanlar, işte bu bölüm tam da sizin için. Yanıma aldım ziraat mühendisi Seyhan'ı, şimdi bize anlatacak. Saksımızı alıyoruz, saksımıza bir güzel bahçe topraklarımızı koyuyoruz. Bir saksıyı yarıya kadar doldurduk. Bahçe toprağımızı doldurduk. Bahçe toprağımızın içerisinde kompostumuz var. Bunun içinde zaten gübresi, organik maddesi, her şey içerisinde. Hazır toprak. Her şey hazır. Aynen. Süper. Bahçe toprağımız. Şimdi biz meşhur sardunyamızı seçtik. Bu böyle ömürlük sardunyalardan değil mi? Böyle açıyoruz. Açıyoruz. Yerini. O en sevdiğim şeydir bu toprakla oynamak. Aynen. Tabii etrafını şöyle güzelce toprakla dolduruyoruz. Sonra biraz bastırıyoruz. Sonra ne dikerseniz dikin biraz bastırıyoruz. Köklerini şöyle oturtmak için içerisine hava kalmamasını sağlıyoruz. Böyle bastırıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Bastırıyoruz. Peki. Diktikten sonra can suyumuzu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Şöyle diplerine veriyoruz. Genelde yapraklar ıslatılmıyor değil mi? Kesinlikle ıslatmadan verirsek diplere veriyoruz. Daha güzel olur. Sardunyayı normalde eğer sulamamız gerektiğinde, yani yarın öbür gün sabah serinliği veya akşam serinliğinde sulamamız gerekiyor. Asla ve asla öğle güneşinde sulanmaması gerekir. Zaten öğle güneşinde çiçekler direkt yanar. Yanarlar. Direkt yaprakları yakar. Her çiçek için aslında. Aynen. Her çiçek için diyebiliriz. Çiçekleri döküldüğü zaman bu çiçeklerin altından kesiyoruz. Kestikçe kışın da aynı şekilde muhafaza ediyoruz. Kışın da aynı şekilde. Sadece sardunya mı? Yok değil. Şimdi neler neler biliyorsunuz diktik. Camlarımızın önüne, balkonlarımıza, bahçelerimize petunya var, begonya var, kadife var, papatya var. Onlara da nasıl bakılıyor bakalım. Haydi Seyhan gidelim. Koşa koşa geldik çünkü ortancalar. En sevdiğimiz çiçekler. Bayılıyoruz biz ortancaya, bayılıyoruz. Ay bir de bunların renklerine bakın. Bu ne güzel bir renktir. Ortancalarımız özellikle Ebru Hanım gölge yer isterler. Evet. Güneşi sevmezler. Sevmiyorlar ve duvar dibi. Aynen. Duvar dibi ve gölge olacak. Suyu olacak sabah akşam. Yine dediğimiz gibi sabah serinliği, akşam serinliğinde sularsak. Peki bu renk nasıl oldu? Kendiliğinden bu şekilde. Süper. Sizin güzelliğini aldım. Çok teşekkür ediyorum. Kolyeme uydum. Şimdi mis gibi kokuların izini süreceğim ve sizi bambaşka bir dünyaya, rengarenk bir bahçeye götüreceğim. 1 milyon gül desem. Hadi buyurun bakalım. Burada kaç milyon gül var şu anda? Yani bu alanda şu an yaklaşık 1 milyona yakın gülümüz var. Artı Cebeci diye bir bölgemiz var. Orada da bir depomuz var. Orada da bir 500 bine yakın gülümüz var aslında. Tabii gül üretim süreci 2 yılı en az kapsayan bir süreç. Biz yine bunu köylü kooperatifler eliyle, yine ağırlıklı kadın eliyle yaptırıyoruz ve sloganımız şu: gül güzel ama kadının elinin değdiği gül daha bir güzel oluyor. Daha da güzel. Bilmiyorum siz hiç oldunuz mu ama ben şu anda 1 milyon gülün ortasındayım. Düşünebiliyor musunuz ne kadar şanslıyım aslında. Evet kokular geliyor, renk renk güller var. Çoğu budanmış, bakımda şu anda. Ama bu güller şimdi İstanbul'a mı dağılıyor? Bundan önce olduğu gibi şimdi biraz daha yoğunlaşarak İstanbul yeşil alanlarında o alanlardaki gül eksiklerini de tamamlıyoruz. Ayrıca yeni alanlarda da ihtiyaç duyulan, uygun olan alanlarda gül dikimleri devam edecek. Lalelerden vaz mı geçtik? Yok, hayır. Yani lalelerden vazgeçmedik. Biraz pandemiden kaynaklı. Yani 2020-2021 yılında halkımızın tam lale döneminde evde kapalı olmasından dolayı laleleri çok görme fırsatı olmadı. Biz uygun ortamda, uygun büyüklükte, prestij alanlarında laleye devam ediyoruz. Bahçelerimizde, balkonlarımızda, cam önlerimizde çiçeğe bayılıyoruz ama evin içinde de çiçekler, hatta yeşillikler olmazsa olmaz. Ev bitkileri bölümündeyiz. Bu sefer de rehberim Nihan. Evlerde son derece yararlı, aslında vazgeçilmez bitkilerimiz de var değil mi? Doğrudur, vardır evet. Neler var mesela? Neyi tavsiye edebiliriz? Evinize mutlaka bundan bulundurun veya bulundurursanız iyi olur dediniz. Evinize mutlaka barış çiçeği bulundurmanız gerekir. Barış çiçeği hemen gösterelim. Şöyle arka tarafımızda bulunuyor. Bu barış çiçeğimizin bir minyatürüdür. Normal şartlarda babaannelerimizin, anneannelerimizin evinde hep görürüz böyle beyaz beyaz, bakın şöyle yelkeni vardır, tohumları vardır içerisinde. Bu barış çiçeğimizin minyatür halidir. Bu havayı temizleyen özelliğe sahiptir. O yüzden de mutlaka bulundurmalıyız. Eğer yerim yok derseniz minik halini bile gelip buradan bulabilirsiniz. Salon bitkilerimizi bakarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi biz dışarıda anlattık dış bitkileri. Şöyle salon bitkileri genelde yanılgı şudur. Bitkin birazcık yaprakları düştü hemen su vereyim. Aslında bu bir yanlıştır. Bitkiyi genelde biz çok fazla sulamadan öldürürüz. Sulaması bitkinin ihtiyacı kadar olmalıdır. Yani toprağın üst yüzeyini siz kurumuş zannedebilirsiniz ama altına baktığınızda halbuki nemlidir. O zaman böyle birazcık bakın ne kadar parmağımızı daldırıyoruz ve bu toprağın bakın zaten kesinlikle belli nemli olduğunu da görüyoruz, evet, sulanmıyor. Evet. Toprak kuruysa suluyoruz, o kadar. Aynen öyle, doğrudur. kendi başına bile zaten bir sanat tablo görüntüsündedir. Ama son zamanlarda bir moda var. Gerçekten bunu sanata döktüler. Adına da teraryum diyorlar, biliyorsunuz. Böyle camların içinde kaktüsler ve bitkileri, minik bitkileri dikerek yapıyorlar. Bu da yapılıyor burada. Songül yapıyor. Songül dedin ya, işte Songül'ümüz. Teraryum yapacağız. Nedir bu teraryum? Teraryumları biz cam kavanozlarla bitki yetiştirme sanatı diyoruz. Yani içerisinde taşların, kumların, çakılların, objelerin, yosun ve bitkilerin olduğu, kara ortamların taklit edildiği doğal bir ortamdır aslında. Minik bitkilerle yapıyoruz. Daha minik çok da kaktüslerle yapıyoruz. Kesinlikle doğru. Evet. Önce bu tür saksıların altında delik olmadığı için biz drenaj yapacağız. Ha. Bunu da evimizin dekoruna göre renklerle ya da taşlarla yapabiliriz. Tamam. Hemen açalım. Bir miktar alalım. Hepsini mi koyuyoruz? Evet, hepsini tamamını boşaltıyoruz. Şöyle bir havuz oluşturuyoruz içine. Toprak alıyoruz ve havuza yerleştiriyoruz. Ama yalnız toprak dışarıdan görünmeyecek. Kumların arasına yerleştiriyoruz. Evet, bazı teknik kurallar var, onları yapacağız. Her taraftan kum görünmesi gerekiyor. Pekala, şimdi sırada. Evet, şimdi hangi bitkiyi kullanmak istiyoruz? Büyük boylu olanları arka planda, daha küçük olanları ön planda kullanacağız. Bir tanesini ters çeviriyoruz, çıkartıyoruz. Açmış olduğumuz havuza yerleştiriyoruz. Bir miktar topraktan alabiliriz, köküne zarar vermeden. Biraz bastıralım, biraz bastıralım. Harika görünüyor. Evet. Dağınık olması da gayet güzel. Bence gayet güzel oldu. Oldu mu Songül? Evet, açık yerlere taş koyabiliriz. Merdiven yapabiliriz taşlarla. Aşağıya doğru. Arkadan da ufak bir detay olarak görünsün. İstediğiniz kadar çok zorlamayacak şekilde taşlar koyup bu şekilde bir yükseklik verebiliriz. Kökten koyacağız. Benim şimdi bütün beceriksizliğim çıkacak ortaya. Bana şu yaptırdığından sonra biraz bastırıyoruz aşağıya doğru. Kök tamamen toprakla bütünleştiğinde zaten dikilmiş olacak. Hemen yosun veriyorum, kurtarıcımız. Dekoratif taşlar da kullanabilirsin. Biz her ne kadar bunları dekoratif amaçlı ya da hediyelik amaçlı kullansak da içinde bir ekosistem var. Doğru bitkileri seçmemiz gerekiyor. Bakımlarını düzenli bir şekilde yaptığımız sürece bizimle beraber büyüyen bitkiler. İşte benim teraryumum. Yani son gününki daha güzel oldu. Kurutulmuş ama bitkilerle çiçek süsleyebilirsiniz. Objeniz aha var, koyabilirsiniz. Aa, çok güzel. Bakın istediğiniz gibi objeler koyun, çiçekler koyun, mavi boncuklar koyun. Ne isterseniz koyun. Ben biraz teraryum renkli yaptım. Evet, sizinki evet, daha doğal. Teraryumumuz. Ay, buranın kapısından girince bambaşka bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Gerçekten kendinizi kaybetmeniz çok olası. Ben de kendimi kaybediyorum. Bu kadar güzel bitkinin, çiçeğin arasında. Şimdi şöyle bir dinlenelim, bir soluklanalım. Siz de şöyle bir yine çiçekler, yeşiller dünyasına gidin. Kapattıktan sonra videoyu belki rahatlarsınız işte. Bu haftalık da benden bu kadar sevgili İstanbul merakları. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.